Nuray Babacan gazete pencere. AKP'de aşçı kalmamış. Plan erken seçim değil, erkene alınmış seçim. İktidar partisindeki ataletin ve toplumdan kopuk siyasetin sona erip ermeyeceği kulislerin en çok konuşulan konusu. Partide herkes vitrin olmaya çalışırken mutfakta yemeği yapan, soğanı patatesi doğrayan kimse kalmadı. Asıl olanın mutfak olduğu unutuldu. Değerlendirmesi dikkat çekici. Partililere göre erken seçim değil, erkene alınmış seçim planlanıyor. AKP yönetimi kongre süreci nedeniyle yaz boyunca toplantılar yaptı. Partinin yaşadığı sorunlar milletvekillerinin saha gözlemleri dinlendi. Bunun dışında eski milletvekilleri parti grubu tarafından Ankara'da gruplar halinde ağırlanarak seçim bölgelerinin namzı tutulmaya çalışıldı. Birbirinden ilginç saptamaları buraya taşıdık. Son yıllarda yenilenme ve yeni insan kaynağı yaratılmasıyla ilgili süreç maalesef iyi yönetilemedi. Herkes vitrin olmaya çalışırken mutfakta yemeği yapan, soğanı patatesi doğrayan kimse kalmadı. Asıl olanın mutfak olduğu unutuldu. Topluma umut verecek projeler üretilmeyince refleksler yavaşladı, atalet oluştu. Hastalıkların teşhisi doğru yapılamadı. Seçmen her yerde adalet duygusu zedelendi, bunu düzelt diyor. Bu ekonomiyle birlikte en önemli başlık. Bu konuda acil adımlar atmalıyız. Taban bize aktörlerini değiştir, seçimlerden sonra söz verdiğiniz değişimi yapın diyor. Bize mesafe koyan, başka partiye giden veya kararsız olan seçmeni ancak değişimle geri döndürebiliriz. Partinin durumunda 6 ay önceye göre olumlu anlamda kıpırdanma var. Bunu iyi değerlendirmek gerekir. Bize yönelik öfke azalıyor. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Vatandaş bunu görüyor ekonomide yavaş da olsa iyileşme başladı. Vatandaş, ekonomiyi düzeltirsen sana geri dönmeyi düşünürüm noktasında. Partililer erken seçim konusundaysa aceleci değil. Cumhurbaşkanının 2028'e kadar seçim planı olmadığı, yeniden aday olmak için birkaç ay öne alınmış seçim planladığı iddia ediliyor. AKP'lilere göre erkene alınmış seçimden başka bir olasılık yok. Çünkü bize seçim kaybettiren gerekçelerin hiçbiri ortadan kalkmadı. Ekonomi bunun büyük bölümü olsa da tek neden değil. Yanlış politikalardan kaynaklanan sorunlar giderilmeden seçim olmaz yorumunu yapıyorlar. Cumhurbaşkanının çevresini saran tecrübesiz isimlerin deneyimli kadroları tasfiye etme amacı güttüklerine ilişkin değerlendirmeler de var. Bunlar arasında hepsi birbirlerinin yakını olan bu kadro yanlış bir strateji uyguluyor. Tarihinde ilk kez muhafazakar seçmen CHP'ye oy verdi. Taban çözülüyor. Tarihi bir kırılma yaşandı. Bunu okuyabildiklerini sanmıyorum diyenlerin yorumları ilginç. Kongre öncesinde atamalarla yapılan değişiklikler tepki çekmeye devam ediyor. Tabanda yarışa izin verilmemesi eleştiriliyor. Parti kurmayları ise ilçe yönetimlerinden il yönetimlerine kadar çok geniş tabanlı değişim yapılacağı iddiasını dile getiriyor. Bunun sonucu olarak hem MKYK'da hem de parti vitrini olan MYK'da köklü değişim yapılacağı savunuluyor. Kabine'de bu değişimden nasibini alacak. Şimdiden isimler konuşulmaya başlandı. Partide değişim konusunda umudunu kaybedenler kadar umudunu koruyanlar da var. Süreç kimin haklı çıkacağını gösterecek.